Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fatoş ile Biz Bize kanalına nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah çok 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 iyisinizdir. Görmüş olduğunuz gibi küçük de olsa bir arka plan yaptım. Tabii ki aklımızda bazı fikirler var. Daha da inşallah gelişecek. Yavaş yavaş. Anneciğimin gelirken getirmiş olduğu fırçalar vardı. Onları deneyeceğim. Fakat karıştırma fırçası falan var ama olmayanları da kendi fırçalarımdan kullanacağım. Süngerlerden birini deneyeceğim. İki tane büyük sünger almıştı. Kapatıcı sürmek için olan süngeri deneyeceğim. Ay, bunu da çok güzel ele gelen bir kısmı var. Bu şekilde bir de kırmızı ruju deneyeceğiz arkadaşlar. Merak ediyorum. Bu arada ben açtım ambalajını şu şekilde. Şöyle Carmina Exclusmi diye bir teklif arım var. Çok tatlı bir, bakayım. Şöyle aslında lacivert de burada siyah gibi duruyor. Ama çok güzel bir lacivert. Bakın, hatta gördünüz mü? Böyle mat bir lacivert. Aslında minik minik ışıltıları var diyelim. Simge demeyeceğim. Mat bir lacivert. Ondan kullanmak istiyorum. Bir de onu Essence'in yine tekli farlarımdan şöyle kendi ışıltılı füme rengi, yani koyu gri. Şöyle şu şekilde. Bununla birlikte kullanmak istiyorum. Geçiş rengini nasıl yaparız bilmiyorum. Bir ara sizlerle şöyle Essence'in My Power is Free diye bir far paleti var. Bunu denemek istiyorum ben. Bunu da Almanya'dan arkadaşım hediye getirmişti bana. Çok tatlı renkleri var. Aslında son parmak eji ne kadar güzel olur, değil mi? Bakın, ışıltı da var. Şurada da farklı bir renk var. Bunları deneriz ya. Bakın. Şu şekilde. Tabii ele sürünce nasılmış? Şu şekilde bakın. Bakın, hafif ışıltıları var. Bunu bir ara denemek istiyorum ama ben şu an böyle koyu tonlarda bir makyaj yapasım var. O yüzden bir kahvemden yudumlayayım. Şu an görüş açınız nasıl bilmiyorum. Ben elimden geldiğince yakın durmaya çalışıyorum. Ama bu kadar yakınlaşabildim. Sizi biraz daha kendime yakınlaştırabilsem. Şu an nasıl bilmiyorum. Şöyle. Yine biz gözlerle, koyu makyaj yapacağımız için gözlerle başlayalım. Ne yapalım? Bu arada bandana taktım. Aslında bu püsküllü bir bandana. Çok seviyorum ben bandana takmayı. Revel de Young. Şu şekilde. Evet, bazımızı sürdük. Jetler sürekli olduğu için bunu da sürekli de söylemek istemiyorum ama yani kendimi kötü hissediyorum. Kısacası aynı, tam karşıma aldım, yükselttim. Bu şekilde öncelikle ne yapalım? Ben ters işlem yapayım bu sefer. Geçen seferkinden farklı yapayım. Geçiş rengi. Ya şöyle yapalım. Komple olarak laciverti bir sürelim. Onu da dediğim gibi kendi fırçamla öncelikle süreceğim. Bakalım fırçayla alınca pigmenti nasıl olacak? Nasıl bir şey ortaya çıkacak sonuç olarak? Yüz bazını kullanıp kullanmama konusunda hala kararsızım. Ya aslında çok memnun kalan varmış. Ben niye? Ben aslında baza alışkın değilim. Sanırım ondan. En büyük nedeni odur diye düşünüyorum. Yani. Bir tane oturtma fırçasıyla şu gri esensin, kapağı da kırıldı. Esensin farından şöyle
Niye bakıyorum bir yandan? Bayağı simli arkadaşlar. Ben bayıldım. Gece makyajı olarak harika gider. Hani normal bir zamanda değildi. Bunu tabii ki karıştırıp dağıtacağım. Dökülenler temizlenecek. Onları şu an hiç sorun etmiyorum. Ve fırçam bile simli oldu. Harika. Nasıl gösterebilecek miyim size bilmiyorum ama. Elimden geldiğince yakınlaşmaya çalışıyorum. Şimdi bunu öncelikle şu karıştırma anneciğimin almış olduğu karıştırma fırçasıyla. Ama bunda herhangi bir şey yazmıyor. Bunları Kadıköy'den almıştı zaten. Yumuşacık. Bakalım nasıl dağıtacak. Geçiş bölgesine şu griyi getirmeye çalışıyorum. Bayağı döküldü. Zaten alırken de dökülüyordu. Gri olarak. Yani gri farı söylüyorum. Lacivertten tekrarını alacağım. Yine oturtma fırçamla alacağım. Ay çok güzeller. Şu kısmı. Yani tüm göz kapağımıza sürüyoruz. Çok yoğun olsun istiyorum. Gri'den alıyorum. Kenarına bırakıyorum. Karıştırma fırçasını alıyorum. Aynı renkler zaten karıştırıyorum. Biraz büyük ama ben büyük fırçaları zaten seviyorum bahsetmiştim. Ne kadar güzel karıştırırsak o kadar iyi zaten. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Biraz sohbet havasında da olsun. Nasıl geçiyor günleriniz? Burası şu an bu şekilde dursun. Ama biz bir dakika önce bir ıslak mendilimle şu alt kısmı bir alayım önce. Alt kirpik çizgime çekeceğim ama önce bir şu altta dağılanları almak istiyorum. Evet. Anneciğimin aldığı fırçalardan biri. Bunlara isim şeyle yazsaydılar iyiydi yani. Gri'den, koyu gri'den. Ay ışıltıya bakın. Harika. Koyu gri'den şöyle ince uçlu. Yani bu taraf da işimi görür. Evet, şu tarafla bir süreyim. Öbür tarafıyla da dağıtalım. Kirpik çizgime. Ama belirgin olsun istiyorum. Niye belirgin olmuyor? Bakalım. Aynı eyeliner çeker gibi istiyorum. Tabi bunda eyeliner kullanmayacağım ben. Evet. Sanırım böyle tutarsam daha güzel süreceğim. Fırçaya hemen gelmiyor. Bastırarak alıyorum şu an. Ne yapalım? Diğer tarafıyla da lacivertten. İkisi bir harmanlansın bakalım. Çok uzun zamandır koyu makyaj yapmamıştım. Bu denli. Çok önceden yapıyordum. Tabii bu kadar olmasa da mesela gri hastasıyım demiştim ya. Ama zamanla da fikirler değişebiliyor. Şu şekilde. Ne yapalım şimdi? Şuradan biraz daha büyük bir fırça aldım. Şunu bir
Şöyle birbirini harmanlayayım. Şu şekilde. Biraz gotik makyaja da benzedi, değil mi? Olsun. Olsun. Bu da böyle olsun. Evet. Şimdi karıştırma fırçasıyla şurayı biraz daha şey yapalım. Katlanma bölgesini biraz buğulaştırmak istiyorum. Bir göz kalemi alıyorum. Essence'in siyah göz kalemi. Asansörlü. Bunu çok seviyorum ben. Daha önce de belirtmiştim başka bir videomda. Bütün gün durabiliyor. Yani nasıl diyeyim? Çok terlemediğiniz sürece. Yani kolay kolay uçmuyor, kaybolmuyor. O etkisi duruyor ve ben çok seviyorum. Şöyle gözümü kapatacağım. Hem üst kirpik çizgimin altına, yani üst kısma, hem de alt kısmı istiyorum. O yüzden eyeliner sürmek istemedim. Zaten bunda belli de olmayacak. Ben ne yapacağım? Bununla şöyle hafif kirpik çizgimden. Belli olmayacağı için de çok sorun etmiyorum. Aslında buna takma kirpik ne giderdi, değil mi? Ama ne yapsak? Bakın şu şekilde. Yani kirpik çizgisinden ama biraz kalın da, yani çok çok hiç belirgin değil de değil. Onu ben hiç karıştırmayacağım. Bakın hoş durdu bence. Yine aynı highlighter'ımdan ben kullanayım. Parmaklarımı da bırakayım. Şöyle. Bunu bayağı bir hafiflettim. Evet. Yani ışıltı olsun. Ay ne güzel. Simli simli. Aslında göz pınarlarıma bırakmak için şöyle bir şey var bende, ama bu da yine çok tatlı. Tabii gösterebileceğim mi size? Şampanya gibi çok tatlı bir renk. Tam belli olmuyor ya. Gösteremiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Küçük ikili bir far. Belki bir ara onu karıştırarak bir şeyler yaparız. Böyle. Şimdi kapatıcımı süreceğim. Kapatıcı olarak da Wet n Wild'ı kullanıyorum biliyorsunuz. Ama bu bana kuru geldi. Hani ne bileyim. Bende mi var bir sorun? Anlayamıyorum bir türlü. Önce fondötenimi sürseydim. Şimdi anneciğimin getirmiş olduğu süngerle deneyelim bakalım nasılmış sünger. Bayağı minyatür. Evet, güzel dağıttı. Hemen de mahvettim, kirlettim. Neyse, yıkarız. Sorun değil. İş ona kalsın. Geçen bahsettiğim gibi makyaj temizleme losyonuyla ben yıkıyorum fırçalarımı. Gerçi hiçbir şey yoksa sabunla da yıkayabilirsiniz. Yumuşak bir sabun olsun. Dove olabilir mesela. Uzun süreli olur. Güzel dağıttı. Evet. Beğendim süngeri. Hadi. Bazı kullansak mı? Ey gidimine. Hadi kullanalım. Bazımızı nereye koyduk biz? Ay, kullanmayacağım diye de gidip en arkalara koymuşum. Bilmiyorum ya. Kullanasım da yok. Ben niye? O yapıyı diyorum ya, hiç sevemedim. Zor geliyor. Tamam, silikon. Hani muhtemelen öyledir de. Ne yapalım? Şu kısımlara. Bu sefer herhalde ben biraz fazla mı bastırdım? Bir de o gün peeling yapmıştım. Muhtemelen yok, aslında maske de yapmıştım ama
Hani maskede zaten durulamayın dedi ve üzerinden bir yarım saat, bir saat geçti. Hemen 5-10 dakika sonra sürmedim yani arkadaşlar. Şöyle yapalım bari. Belki şimdi sıra. Ama itiraf ediyorum çok güzel kokuyor. Evet, kokusunu çok beğendim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sürelim bakalım. Madem böyle bir makyaj yaptık, daha kalıcı olsun, daha güzel olsun. En azından. Evet. Dedim ya, bir daha denemem lazım. Şu an fena gelmedi bana. Ama özellikle kokusuna bayıldım. Ciddi anlamda. Wet n Wild'ın fondöteninden süreceğim. Arkadaşlar, az önce sormuştum, günleriniz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Yeterli bu kadar. Tek katı ben sevdim bu arada. Tabii ki hani iki katta daha da şey olacaktır. Süngerimizi bir de deneyelim. Yurt dışından falan da izleniyorum. Herkese kucak dolusu selam olsun. Kimler nerelerden izliyorsa, dediğim gibi çok güzel tepkiler almaya başladım. Çok güzel yorumlar almaya başladım. Ve bu çok mutlu ediyor insanı. Allah kimsenin yüzünü kimseye karşı kara çıkartmasın. Yani süngeri beğendim. Biraz da öbürü biraz daha büyük hatta şu şekilde. Yani bundan daha büyük ıslattığım halde fazla şey olmadı. Ya benim kendi süngerimi ben çok seviyorum. Artık bayağı bir kullandım bakın. Onun yine fırçaları yıkayacağım. Ben her makyajdan sonra yıkıyorum zaten genelde. Çok nadir bekletiyorum çünkü cildimize sürüyoruz. O yüzden. Evet, şöyle de yapalım. En çok merak ettiğim bir de ruj. Ama biraz gotik makyajına benzedi, değil mi? Ben benzettim, bilmiyorum. Şey yapabiliriz. Rujun üzerinden bir siyah kalem geçebilirim ya da siyah var, deneyeceğim. Bakayım nasıl şey çıkacak ortaya. Pastelin maskarası tek katta bire harika duruyor. Ben aslında şöyle takma kirpik dedim ya, yapışkanım da var. Daha önceden kullandığım bir kirpik vardı. Şu da var. Ama bunu bir ara deneriz. Şu an gerçekten de hazırlıklı değilim. Yani kendimi hazır hissetmiyorum. Biraz daha böyle zaman tanıyayım bana. Maskaramı süreyim geleyim arkadaşlar. Sizi de bayağı bir bekletiyorum çünkü. Arkadaşlar, maskarayı sürdüm iki kat. Zaten koyu makyaj olduğu için kirpikler de belli olmuyor. Benim kirpiklerim de kısa ama ben bu maskarayı çok beğendim. Daha önce de belirtmiştim. Birlüs'ün şuradaki renginden, ya kamerada ışıktan dolayı sanırım çok şey duruyor, beyaz gibi, ama ben şu şekilde geçeceğim. Yani şöyle hafif bir aydınlık versin istiyorum. Bu arada makyajımız resmen gotik oldu. Olsun. Zaten istiyordum da yapmayı. Bir sebebe de yapmış olduk. Yani tam beyaz da değil bakın. Şu şekilde. Şimdi orayı da şöyle birbirine karışsın. Hem üst kısım biraz daha hafiflesin, şu gri kısım. Evet. Şu şekilde. Wet n Wild'ın kontür kitinden alacağım. Bunu da ne yapsak? Kendi fırçamla. Zaten bunu da kullanmayacağım ondan sonra. Şöyle bir yüzüme oturtayım. Hafif. Çünkü gotik makyaja madem döndük. Gotik makyajlarda çok hani yüz biraz solgun durması gerekiyor. O yüzden hafif yapacağım. O da hatları belli etmek için. Wet n Wild'ın bu kontür kitini ben çok seviyorum. Şöyle açık renginden de alacağım. Şu alt kısma. Şununla karıştıracağım.
Ben normalde pembe allık sürecektim. Ama çok hafif vereceğim için şu krem brush, pastelin krem brush aldığından bir sürelim. Onu da elimle bir ara toz alacağım. Ya vardı da şöyle söyleyeyim, hava mı aldı ne olduysa, çok da seviyordum. Bu arada bu da şu anneciğimin fırçasıyla onun bir bayağı kırmızı durdu orada. Aslında kırmızı değil arkadaşlar. Neyse. Şöyle. Pigmenti güzel bunun. Hani gündüz gözüyle görmek lazım demiştim. Elle uyguluyorum zaten. Memnun kaldım, kullanıyorum da. Şöyle. Başka da bir işlem yapmayacağım. Aslında ben şunu düşünmüştüm. Dediğim gibi başta fikir farklıydı. Bu da L'Oreal'in o kadar tatlı bir şampanya, kendiliğinden ışıltıları olan çok tatlı bir highlighter'ı, ama ben bundan kullanmayacağım. Şöyle şurayı biraz daha hafifleteceğim. Bu arada göz altlarıma transparan pudra geçmemiştim. Essence'in transparan pudrasını kullanacağım. Onu da anneciğimin almış olduğu şöyle fırçayla süreceğim göz altlarıma. Bakalım. Yüzüme de geçeceğim. Allığın üstüne de hatta. Diyorum ya, soluk bir görüntü istiyorum. Şöyle. Onu ne kadar hafifletirsem o kadar iyi. Normalde benim cildim çok kuru olduğu için suratıma, yüzüme kesinlikle pudra kullanmıyorum, ama şu an soluk bir görüntü istediğim için evet. Yandırdın kalbimi aman. Ya böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Kaşları bir dolduralım. Essence'in bir tane kaş şeyi vardı bende. Kalemi vardı. Ama açılmıyor arkadaş. Açıyorum. Açtıkça gidiyor yani. Hiç içinden, yani nasıl diyeyim, tahta kısmı. O kalem kısmı, yani renk kısmı yok. Kesinlikle. Şöyle ortadaki renkten, her zamanki kaş farım ve ten widen. Şöyle hafif. Dolduruyorum. Sadece boşlukları dolduruyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi demin size bir şey demiştim ya. Kırmızı kalemim benim var mı? Kırmızı dudak kalemim yok ama. Şöyle bir şey var. Sırf çerçeveyi belli etmek için. Bu da neyinmiş? Aphrodite Paris diyor. No 10 diyor. Şöyle bir kalem var elimde. Şöyle süreyim de görün. Bakın. Bunu hatları belli etmek için kullanacağım. Şu an aklımda tamamen farklı bir fikir var. Bakayım, inşallah güzel durur. Evet. Yine kırmızı gibi durdu en azından. Bu şekilde. Oradan bakınca yamuk gibi duruyor. Şimdi anneciğimin aldığı kırmızı kalemi deneyelim. Şey, ruju deneyelim mi? Likit ruj. Matlaşıyor. Şu an bir ıslak mendille mi yapsam? Bir saniye. Şöyle. Tamam. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ay, çok tatlı duruyor rengi. Ben çok sevdim ama bulaşıyor ilk başta. Kuruduktan sonra değil. Bakın. Harika. Çıkmıyor. Bu arada elim geçenlerde yandı. Belki videolarda dikkatinizi çekmiştir. Söylememiştim. Düşündüğüm şeyi yapacağım ama bu kurudu. Nasıl yapacağım? Yapacağız bir yöntemle. Şuradan bir temiz fırça alayım ben. Şöyle hafif ıslatayım.
Aa, ne güzel parladı. Siyah far. Betem Aydın. Arkadaşlar, kameramın şarjı bitmiş ama ben çekti zannettim. Direkt geçiş yapmış. O yüzden eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olabilirsiniz. Kırmızı rujdan sonra hafif ıslattım. Üzerine siyah farı komple olarak geçtim. Ve kaç saat oldu hala makyajım duruyor. Şu an ışıktan dolayı bu şekilde. Ama bu görüntü de hoşuma gitti. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Kaldı arkadaşlar. Bu arada ben saçımı yaptım. Şöyle. Highlighter fırçamızı denemedik. Onu da L'Oreal'in. Aslında denemek için yapıyorum. Normalde yapmayacaktım. Sadece şöyle. Bakın ışıltıya. Allah Allah, sana geliyorum. Tamam. Dediğim gibi gotik makyajlar çok şey olmuyor. Işıl ışıl olmuyor. Solgun oluyor hatta. Onu da şöyle hafif hafifleteceğim. Nasıl oldu bu arada? Siyah rujumuz yoksa biz de böyle yaparız. Deneme. Evet. Bunu da bir deneyelim dedik. Hani ürünleri denedim. Bir bu kaldı. O yüzden son bir de sabitleme spreyimizi sıkalım. Ben bunu birkaç saat en azından çıkartmayacağım. Beten Aydın sabitleme spreyinden. Ay, çok güzel bir his verdi. Bu şekilde benim makyajım arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir, videolarımı beğenebilirsiniz. Kendinize, kendiniz için, sizi sevenler için iyi ve cici davranın. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.